Kaldığımız ev sahibi bize bu buzda balık tutabilmemiz için ekipman verdi. Ve şimdi gösterecek nasıl yapılıyor. Çünkü bilmiyoruz dedik. Nasıl olduğunu sorduk. Normali böyleymiş. Yani ayağınız aslında yürürken arka tarafı kalkıyor. Biz onu sabitlememiz gerektiğini düşünmüştük. Kendimkinden göstereyim. Şöyle kalkıyor ayağınız. Gerçekten harikalar diyarı burası. Her yer çok güzel. Bembeyaz, ses yok. Çok huzurlu. Burası da bakın biraz sulu. Ama tabii adam bunu yaptığı için benim gözümün önünde. Ve ben çok kalın bir buz tabakası çıktığını gördüğüm için çok korkmuyorum. Şu an mesela Allah canlı kurtmuş. Uçak hareket ediyor. Baksana. Canlı kurtmuş bunlar. Buraya yavaş yavaş salacağız. Soğuk yani ayaklarımız çok üşüdü. Bir de mesela şu parmaklarımın ucu hepsi dondu. Bak şunu göstersene Burcu. Evet. Bunların hepsi çok sert şu an buralar yani. Herkese günaydın. Şu an arkamda gördüğünüz ev size bir önceki videoda içini gösterdiğim ev. Bugün burada uyandık. Gerçekten İsveç'te kaldığımız en güzel evlerden bir tanesi. Belki de içinde bulunan şömine bize böyle hissettirdi. Ama gerçekten kalmaktan çok keyif aldık. Evin hemen arka tarafında bir göl var. Bugünün ilerleyen saatlerinde hatta biraz hava kararacak. Çünkü 1.30'da falan kararıyor hava burada. Onda güneş doğuyor bu arada. O gölde balık tutmayı düşünüyoruz. Ev sahibi sağ olsun bize dün gölü delmek için alet edevatım var dedi ve oltalarım da var dedi. Ama onun öncesinde yine onun bize sağladığı ekipmanlarla kar üzerinde yürüyeceğiz. Kar ayakkabıları verdi bize gömülmemek için karda yürürken. Onlarla bir saatlik bir rota önerdi. İlk planımız orada yürümek, sonra da gölde balık tutmayı düşünüyoruz. Ama ilk başta bunların hepsinden önce kahvaltı yapmamız lazım. O yüzden şimdi gelin birlikte markete gidelim. Açık olup olmadığını bilmiyorduk marketin ama bugün şans eseri yani 26 Aralık'ta 10 ile 1 arasında açıkmış. Şimdi kahvaltılık bir şeyler almamız lazım. Markette ikram glögg koymuşlar. Bu buranın sıcak şarabıydı aslında. Muhtemelen şu an buradaki alkolsüz biz de aldık. Buradaki kurabiye ile beraber. Geri dönüşümümüzü de yapalım. Bu gördüğünüz rakamları 11'e bölmeniz gerekiyor euro karşılığını bulmak için. Elma armut 3-4 euro. Altılı yumurta 90 sent civarında. Makarnalar neredeyse 3 euro. Aşağıdaki makarnalarda Coop marka yani bu marketin markası olan makarnalarda 1,5 küsür euro. Aşağıda evet Barillalar yine 3 euroya daha yakın gibi. Bu çikolataları da burada çok gördüm bu markayı. Daha önce bilmiyordum bunu. Yani 3 euro gibi bir tane alalım ama. Bakın markette satılan İsveç köfte kilosu 60 kron, neredeyse 6 euro. Size gösterdiğim ana ev burası ve bizim kiraladığımız ev Burçak'ın arkasındaki ev. Gölde hemen yanı. Şu ağacın arkası göl. Şurada gördüğünüz ağacın arkası, şuranın arkası hemen o dümdüz beyaz zemin göl. Kaldığımız ev sahibi bize bu buzda balık tutabilmemiz için ekipman verdi ve şimdi gösterecek nasıl yapılıyor. Çünkü bilmiyoruz dedik. Gerçekten şanslıyız çünkü birçok şeyleri var onların ve bize bence ücretsiz veriyorlar. Şu ana kadar bir paradan bahsetmedi en azından. Şu an aslında sadece nerede balık tutmamız gerektiğini ve nasıl delik açmamız gerektiğini öğreniyoruz. İlk başta bugün karda yürüyüş yapacağız. Ondan sonra burada balık tutmaya geleceğiz. Yapamıyorum. Çok rahatsız oluyor musun? Ya ak çıkıyor ya ayağımdan hani. Evet de. Yapamadık.
Çok saçma. İnşallah anlarız ileride niye bu ayakkabıları giydiklerini. Çünkü ülmesi çok zor. Tam giyemedik açıkçası. Giyemedik bence de olmadı yani. Ama neyse seninkiler gene daha iyi gibi. Sen çok rahatsız mı yürüyorsun? Sağ ayağım. Evet. Tamam o zaman deneyelim. Nasıl olduğunu sorduk. Normali böyleymiş. Yani ayağınız aslında yürürken arka tarafı kalkıyor. Biz onu sabitlememiz gerektiğini düşünmüştük. Kendimkinden göstereyim. Şöyle kalkıyor ayağınız. Çekiyorsunuz. Adam şu arkadaki demire sadece çok dik bir yer çıkıyorsanız kilitliyorsunuz dedi. Onun haricinde şu an bunları giyme biçimimiz aslında doğruymuş. Yürümek biraz daha zor bence bununla. Ama tabii çok yoğun karda sağlam tutunuyor yere. Kaymıyor bir kere. Bir de ben yüzey alanı genişlediği için daha az batarız diye düşünüyorum. Ama denediğimde mesela şöyle bayağı da batıyorum. Hani kendi ayakkabımla da muhtemelen bu kadar batardım herhalde. Ama şu an ormanın içine doğru gidelim bakalım daha rahat hissedecek miyiz? Ekranın ortasındaki ev bizim kaldığımız ev. Gerçekten harikalar diyarı burası. Her yer çok güzel. Bembeyaz, ses yok. Çok huzurlu. Ne kadar kar derinliği? 115, 110, 105 falan. Hadi yola devam. Hava çok güzel. Ama yarım saat sonra güneş batacak. Şunu fark ettim. Birkaç gündür karların içindeyiz sürekli. Ve sürekli bu beyazlığın içinde olmak çok keyifli, çok huzurlu. Yani böyle kendi kabuğunuza çekilmiş gibi hissediyorsunuz. Ama tabii biz turistiz, bir sürü farklı aktivite de deniyoruz aynı zamanda. Gerçekten çok keyif alıyoruz şu anda. Aa, gitti. Ben de gidiyorum. Şimdi hayatta kalkamam buradan. Kılıçların da burada. Çok iyi, çok iyi saplanmışlar yalnız. Gel. Bir tanesini alayım. Ay, çıktı. Ver elini tam. Tam ver elini. Bir daha tut. Saat 13.40'da güneş batıyor. Şu an saat 2.30. Aslında o güneşin battıktan sonraki aydınlığını yaşıyoruz şu an. 3'ü 5 geçe günün son ışıkları. Sonrasında da karanlık oluyor. Yani 2.30'da şu an bu havadayız. Yarım saat sonra da hiçbir ışığımız yok. Hava bu arada -1 derece. Şimdi eve dönüyoruz. Değişik bir tecrübeydi bu ayakkabılarla yürümek. Yani anlamak istedik neye yaradıklarını. Biraz yolda da göstermeye çalıştım ama tutunmaları iyi yere. Zaten bastığımız yerde bakın şu izler bizden çıkıyor. Mesela şöyle. Yani altında da şeyler var. Şöyle. Bıçaklar var. Aynen. Para duruyor. Ama onun haricinde hani çok rahat bir şey mi bizce değil. Tam kullanılması gereken yerde belki kullanamamışızdır. Ama öyle de düşünmüyorum açıkçası. Yani bence tam olarak buralarda yürümek için var bunlar. Belki daha zor bir patikada kayacak bir yerde kullanmak daha güzel ve kullanışlı olabilirdi. Ama biz bu patikayı kendi ayakkabılarımızla da yürürdük bizde. Neyse deneyim oldu. Giymeyi öğrendik. Bunlarla yürümek nasıl bir şey onu hissettik. Şimdi eve gidiyoruz. Gölde balık tutacağız. Şimdi ice fishing yapacağız. Yani buz tutmuş gölde balık avlamaya çalışacağız. Burada oltalarımız var bu kutuda. Böyle bir klibe var. Gölü deleceğimiz. Ne denir artık bilmiyorum gerçekten. Bununla deleceğiz gölü işte. Haydi gidelim. Bu arada bugün bize ev sahipleri nasıl delindiğini, ne yapmamız gerektiğini gösterdi ya da nereye delmemiz gerektiğini. Biz bugün mesela şöyle deldik.
beraber. Bizim geldiğimiz yer bakın. Nasıl? Bizim burası. Şurayı delmiştik. Ama burada tutmayacağız. Çünkü dediler ki şurası biraz daha derin. Mesela buralar biraz sığmış. Şurayı delelim. Bu arada adam burada yürürken sallandı gölün üstünde. Ve dedi ki iki kat buz şu an burası dedi. Yani buz tuttu, üstünde su var, üstü bir daha buz tuttu dedi. Nasıl oluyor, neden oluyor çok bilmiyorum. Ama ben korktum mesela o yürürken böyle bir sallanınca zemin. Ama o çok soğukkanlı bir şekilde devam etti. Ben de şu an ondan aldığım şeyle bir şey olmuyor. Cesaretle, kuvvetle. Hadi bakalım. Şimdi şuraya şunu atalım. Aa, biraz gitmek de zor. Çok kar olmuş. Su oluyor ayağım. Gördün mü? Buzlu çünkü su. Aynen. Bak şurayı delelim şu an. Bak gördün mü? Bildiğin batabilirsin gibi insanı. Biraz daha ileri gitmeyelim mi? Yok, gitmeyelim biraz daha ileri. Biraz daha ileri demiş. Yok yok. Oradan biraz daha, gel biraz daha gidelim. Ha, az daha gidelim madem ya. Burası da bakın biraz sulu. Ama tabii adam bunu yaptığı için benim gözümün önünde. Ve ben çok kalın bir buz tabakası çıktığını gördüğüm için çok korkmuyorum. Evet, şu an ulaştım. Suya geldin. Evet. Şimdi size oltanın nasıl atılacağını da bize anlattılar. Onu da göstereceğim. Şu an mesela Allah, bu canlı kurtmuş. Burçak hareket ediyor. Baksana. Canlı kurtmuş bunlar. İnanamıyorum ya. Bunları da bize ev sahibi verdi. Ama canlı olmaz, olmuyor muydu zaten ya? Ama ben ne bileyim, bu kutudan canlı kurt çıktı hani. Elimle tuttum bir de. Bu arada şu suya girdiği an ışık yakıyor. Ki dikkat çekiyor. Şimdi buraya yavaş yavaş salacağız. Evet, şu an salalım bakalım. Dedi ki en sona kadar, zemine değene kadar salın. Zemine değdiğini anlayınca birazcık yukarı çekin dedi. Yani tabanın biraz üstünde olsun diye. Şu an yapacağımız tek şey de beklemek. Bir 15 dakikadır falan bekliyoruz. Bakın kurt buz tutmuş su altında. Bildiğin buz tutmuş. Şu sensör de buz tutmuş. Işık. Bu arada şu eldivenlerin ucu da buz tutmuş. Çok dayanabilir miyiz bilmiyorum. Belki bir 10-15 dakika daha durup içeri geçeriz. Şimdi eve geldim tekrar. Eren ve Mert'e birazcık kahve yaptım. Sunsunlar diye. Muhtemelen buz tutmuşlardır. Bakalım balık da tutabilmişler mi? Şu an orada görüyorum onları. Ateş yakmışlar galiba. Karanlıkta çok güzel gözüküyor. Az önce ev sahibi geldi yanımıza. Bayağı da bir muhabbet ettik. Mesela şu yerdeki mumu getirmiş bize. Yani çok sıcakkanlı insanlar, bize gerçekten çok yardım ettiler sağ olsunlar. Hiçbir ücret talep etmeden bütün bu aktiviteleri yapmamıza sebep oldular yani. Ama sonuç yok. Balık yok. Çok soğuk. Yani ayaklarımız çok üşüdü. Bir de mesela şu parmaklarımın ucu hepsi dondu. Bak şunu göstersene Burcu. Evet. Bunların hepsi çok sert şu an buralar yani. Ve mesela şu an bastığımız yerde bak su giriyor, evet. Ya biraz. Ayaklarımız da çok üşüdü. Evet. Yavaş yavaş içeri gireceğiz. Şimdi sağ ol, sen bize kahve getirmişsin. Evet, kahve getirdim. Onu içelim, ondan sonra girelim. Tamam bana. Peki, hadi öyle olsun. Vazgeçiş. Evet, artık vazgeçtik. Vallahi sümüklerimiz dondu. O yüzden eve gidiyoruz. Marketten aldığımız balığı yiyeceğiz artık bu akşam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.